Evet, sevgili dost İsmail Çelik bize vesile oldu. Getirdi. Nereye getirdi? Bir can. Seyyid Ali dedenin adına. Bir can insana, bir can insana getirdi. İlk önce evet Seyyid Ali Çamyurdu dedemiz. Peki, kendisi bu güzel dedemizi, bu güzel canımızı nasıl tanımış, bu dostluk nasıl gelmiş bir canın gözüyle bir dedemizden hemen alıp oraya geçelim kısaca. Evet. Teşekkür ederim. Seyyid Ali Dede'yi hem hemşerimiz hem de babamın yakın dostu hem de benim çok sevdiğim değerli pirimiz. Ben 47 yıldır Almanya'ya geldim. 47 yıldır Seyyid Ali Dede'yi tanırım. 47 yıldır dostluğumuz, arkadaşlığımız, komşuluğumuz hep böyle sevgiyle geçmiştir. Hiçbir zaman birbirimizi incitmemişiz. Ne ben onu ne de o beni. Ben her zaman ona saygı duyuyorum. Her zaman ona büyük sevgi duyuyorum. Onun her zaman yardımcısıyım. O benden biraz daha yaşlı, ben ona biraz daha genç. Her zaman bir şey oldu mu koşarım. İyi bir insandı, değerli bir dedemizdir. Çok sağ olun. Siz de bu dedelere, pirlere yola verdiğiniz emekten dolayı sizden başlayayım dedim. Siz vesile oldunuz, beni Teşekkür ederim. getirdiniz. Teşekkür Sağ ederim. olun, var olun. Sağ Sizle de olun. görüşeceğiz. Evet. Döndürelim kameramızı şimdi gül yüzlü bir cemalimize. Evet. Kim der ki bu gül yüzlü cemalimiz 90'ın üzerinde maşallah, maşallah, maşallah. İstanbul'da, Türkiye'de aradığımızı bulamadık, geldik Almanya'da bulduk. Ve bu benim için de büyük bir mutluluk. Çünkü her zaman hayat boyu söylediğimi ben yine kendi kendime kanıtlamış oldum. İnsanların nerede bulacağımız belli olmaz. Bazen bir ocağın kökünü o ocağın memleketinde değil de çok uzak bir coğrafyada bulabiliriz. Önemli olan o köklerle tekrar buluşmak. Evet. Güzel bir canımız, güzel bir anamız da var burada. Seyit Ali Çamyurdu. Anamızın ismi neydi? Gülü Çamyurdu. Evet, Güllü anamız da burada. Şimdi ondan da güzel şeyler alacağız. Her şeyden önce hanenizi açtığınız için var olun, sağ olun. Gül yüzlü dedem, aşkı niyazlarımızı sunarız. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldin, sefa geldin. Yüzümün üstüne, gözümün üstüne sefa geldin. Güzelliğin, senin güzelliğin beni yine aşka getirdi. Yine gencendir. Ben orada cem evinde söylüyorum ya. Çocukları oraya topladım. Sen oraya tanırsın, görürsün. Orada topladım. Diyorum ki ben sizi gördüm mü 15 yaşıma giriyorum. Mahsus kapının öbür tarafına oturuyorum. Yani tam dışa kapı bana görünüyor ya. O zaman diyorum ki o badiler, o kardeşler oraya, orası öyle doluyor yani. Bakıyorum ki ben yeni yeni yedi yani 15 yaşıma yeni girdim diyorum. Hakikaten ilham alırım, onlardan zevk alırım, güzellik alırım. Seviniyorum çünkü biz çok yıprandık, biz çok çabaladık. Adam kasabada benim aklıma hiç çıkmıyor. Anladın mı? Doktora dediler bunlar Alevidir, şikayet ettiler bile. Rahmetlik babamla gittik, götürdüler, bize jandarmalar götürdüler şeye. Kasaba dediğiniz Şiran'da mı oluyor bu hadise? Şiran'da ha. Evet. Bu Şiran'ın o binbaşıymış, şube Evet. binbaşısı. Bunu Evet. onun yanına götürdüler, babamın sarığını yırttılar. Anladın Babanın mı? sarığını yırttılar. Hangi Yırttılar yıllar oluyor acaba bu ha. yıllar? Adam bu aşağı yukarı Dersim olayları aklıma geliyor. Bir de 38 olmuş oluyor. 1938, 39 o yıllara gelir, 40'lara doğru. 39 evet. Ona adam dedi ki nedir bu niye getirdiniz? Dedi ki işte böyle böyle işte bunlar adamı kandırıyorlarmış bilmem ne yiyorlarmış. Adam dedi senin neyini yedi de jandarmaya dedi. Sen neyini bir şey yedi mi? Yok dedi. Niye dedi? Baba ne yaptın sen bunlara? Rahmetli babama sordu. Bana dedi ki ben ne yapacağım ki binbaşım ben. Bile bir şey. Görmedim ben. Yok ben. Götürün acele bunu yerine dedi. Bunun sarığını alın. Verin geçsin. Kimse de demişse o şeytanlık yapmış. O adam ne yapmış durduğu yere niye getirdi diye. Ondan sonra bizi yüklediler köyde.
götürdüler şey bunu iyice benim götürdüm. Ve biz sizin köyü geçtik. Kırıntı, yeni köy. Geçtik ya ta yani 150 kilometre gittik. Yani işte o yanda bir atlı geldi. 10 tane jandarma ile işte o Dersim olayla biliyor musun? Nedir bu, nereye götürüyorsunuz? Dediler ki işte bunlar böyleydi. Bizi kanıyor arabalarına bindir de götürdüler. Hayır dedi, ne yapmışlar ki buna dedi. Acele bunları götür yerine bırakın. Geldi ki bu yeni köyde işte dedelerimizi koymuşlar. Otun içine yakmışlar biliyor musun? Onun için dedelik bunda ama dedelik diyorum ki ben diyorum ki dedelik bir dilektir. Yensiz yakasız gömlektir. Herkes giyemez. Dedeliğin güzelliği bambaşkadır. Çünkü iki canselveri demiş Muhammed Mustafa da size iki emanet bırakıyorum. Biri Ehl-i Beyt'im, biri de elim Kur'an'ım. Yani Kur'an bizim önümüzde bir delil. İşte sağa git, ben sola git, ben kötülük yapma, insanları tanı, insanlara kıyam yap, aç doyur, çıplak giyir. Yani güzelliği, insanlığın güzelliği budur. Yoksa malına, mülünen değildir hakikate. Ona ben seni çok incitmiyorum ama çok gider. Yok yok anlatacaksın. Dur seni bırakmayacağız zaten. Dur sen kısa kesme bir. Güzel anama da bir geleyim mi geleceğim yine sana. Güllü, güller açsın. Güzel anam, güzel anam. Nasılsın, iyi misin? Seni sormayalım. Ben nasıl olayım? İhtiyarlandım. Evet. Cenab-ı Allah beni el avuca düşürmeye, çoluk çocuğuma yük etmeye... Ben dileğim Allah'ta. O herkesin dileği. Sen kendini hemen getirme. Ben de diyorum. Ben de 50 yaşındayım ama. Maşallah. Yok yok. Aynısıdır. Sağlıklı yaşam sonumuz sır olmak. Toprağa sır olurken de kimseye yük olmadan bu dünyaya bir güvercin gibi gelen ruh özgürleşir geçer gider kimseye yük olmadan. Peki 7 bölük diyoruz. Sifon aynı köyden miyiz? Dedemle. Yok ben. Bu Çelkit'te ben Şeyran'ım. Yeniköy'deyim. Hay, Kelkit Yeniköy. Şimdi siz deminden Yeniköy deyince zaten o köyde Şiran'ın Yeniköy'ü değil. Evet. Ben onu da soracağım. Şimdi Kelkit Yeniköy, Dedeler Köyü diyoruz. Evet. Orada da Dedeler Köyü. Sarışık mezresi diyordular. Bizim şey hükümet şeyimiz Kelkit'teydi. Orada onlarla işte babam muhtarıdı. Adı neydi? Cemal dede. Babamın 7 tane hizmetkarı vardı. 7 tane hizmetkarı vardı. Jandarmaydı. Gelen giden hepinde o eşyayı tartıya koyup satmıyordu. Gelene heybesini tutuyordu. Katığını rahmetli hanım veriyordu. Bu dünya devrandır. Varlığa güvenme varlığa. Bir dakikada savrulur gidersin. Peki güzel anacığım siz köyde ne kadar kaldınız? Sizden kadınların bir önceliği bak sana geçti laf. Kusura bakma hakkını helal et. Bundan geliyorum sana. Ha, çünkü anadır her şeyin ya, başı. Konuşsun ya. Ben istiyorum. He konuşsun. Sen buraya gelmeden ne kadar yaşadın? Orada mı geçti çocukluk günlerin? Nasıldı? O köyden biraz anlat bize. Ben, Kelkit aynen. Yeniköy. Ben biz hangi senelerde geldim size köye? Evet. 54'te. Ha, 54'te. Ha. 55'te geldim. 54'te. Kaynanamın, kaynbabamın eline ayağını yayıyordum. Onların orada köy yeriydi. Soba dolduruyordular. Akşamlar sobalarını doldururdum. Ayaklarını yıkardım. Ayaklarına niyaz olup geri çekilip sırt üstü giderdim. Sabahta da gelirdim. Daha onlar yataktaydı. Onların sobalarını yakardım. Onların yemeklerini o zaman çay mı yoktu. Çorba vardı. Çorbasını pişiriyordum. Buyur ediyordum. Gelirdiler aşağıya. Ben gittiğim zaman 8 tane bunun kardeşleri bekardı. Hepsine deme bana dede de ya. Oy 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 oy. Sekiz kardeş. Sekiz kardeş. Bir dede bir de sekiz kardeş. Sekiz kardeş. Bu sefer de hepsi şimdi nerede? Bana diyorlar ki anamız bizi doğurmuş. Sen bize emek verdin. Herkes bana diyor ki yenge ne olur. Hakkını helal et. Kayınlarım olsun. Diyorlar mı? Evet.
Helal olsun onlara. He, diyorum he, ben de. Helal olsun onlara. Görümcelerimi kaybettim. Kaynımın bir tane küçük bana. Onu kaybettim. Onlara da aynı kardeşlerim gibi üzüldüm. Üzülmez ben, misin? Üzülmez misin? Ben abi Allah herkese de rahatlık versin. Kaynanam, kaynbabam bana. Gelin dedi, anne kurban. Kaynbabam bana dedi, kızım. Ben oturuyordum, ekmek pişiriyordum. O da koltukta uzanıydı. Kurban olayım o ellere. Ne biçim ekmek pişiriyorsun benim yavrum? Senin ellerin incinmiyor, anan baban. Seni seviyordular. Evet. Kızları gibi, evlatları gibi. Bunları söyledim. Uzun. Güzel anacığım. Peki köyde yaşam neydi? Köyde, köyde yeni köyü anlat. Babanı biraz anlat. İşte babamın, diyorum ya, varlığa hiç güvenmiyor. Babam 7 tane hizmetkarı vardı. Hepsi tepedamda, inözde. Onlara hizmetkar diye demiyordu. Onları kendinden üstün tutuyordu. Babam rahmetli. Hiçbir gün teraziye bir işe koyup da satmadı. Herkese bedava veriyordu, götürüyor. Allah rahmet eylesin. Şimdi abi İsmail var mı? Şey, bu Neco'nun anasının babası. Evet. İsmail Zırtlan diyordu. İsmail Zırtlan, ha. Yedi tane oğlu vardı. Üç tane mi? Dört tane de kızları vardı. Gelip yazın geliyordu, baharın güze kadar eşyasını topluyordu. Arabalara yükleyip götürüyordu. O yedi tane çocuğu hepsi diyorlar ki bir Cemal dedenin hayrına yaşadı. O analar, anası da o şeyin. Neco'nun annesi. Sifonda o, nedir onun ismi? Hava Suyngül'ün babası, anasının. Topalı'nın onun ismi neydi? Vallahi ben tanımıyorum sifonun adı pek. Daha şey götürmüştü. Tamam tamam, sifonu gelin. Boş ver, hayla çık git. Dedi ki o ne hakkını helal et. Cemal dede bizi, babam onun hayrına bizi yetiştirdi. Evet. Cenab-ı Cenab-ı Allah hepsine de rahmet yağdır. Amin. Ne de? O günler, o güzel günler, o zamanlar. O güzel de öyle güzel günlerimiz vardı ki, sürülerle, koyun, kuzu, ekim, biçmek, tırpan. Rahmetli babam, beş tane kardeşi vardı, hepsine o diyordu, siz çalışmayın. Bir son dükkanı vardı İstanbul'da, Hasan amcamın. Öbür küçüklerinde. Zaten büyük amcamız da en şimdi kendi böyle hızlı gel ki şey bitsin. Şimdi güzel anacığım, gül yüzlü anam, güllü anam, siz Kelkit Yeniköy'den. Evet. Kelkit Yeniköy'ü duyuyoruz ama ben Erzincan Ulalar'da 2002'de dediler ki, hay bak işte o köyler boşaldı, kimse kalmadı. Kimse yok. Şimdiki yalnız abi. Orada bir iki kişiyle tanıştık. Oraya gelip orada yerleşmişler. O insanlar onlara anlatırdı. Yani hüzünle anlatıyorlardı. Ha, doğru, siz doğru. De işte babanız dede, öyle mi? Evet. Cemal Abdal Ocağı mı? Aynı ocak mı? Aynı, aynı. Cemal Abdal Ocağı'ndan dedeydi. İsmi neydi bir daha söyleyin? Cemal dede. Belki de o aynı şeyden aldı. Cemal Abdal'dan Cemal dede. İsimler hep... Bizim dedemiz var. Mursal dedeyle Cemal dede kardeşler. Kardeşler. Şimdi ayrıldılar tabii ki birbirinden. Oradan Yeniköy'e geçti. Biz sifonda kaldık. Onu siz anlatacaksınız. Peki özetle, deminkini bırakalım. Özetle, çileler çekildi, sıkıntılar yaşandı. O köy yerinden geldiniz, yedi bölüğe, sifona geldiniz, gelin geldiniz bir dede kızı olarak. Orada da aynı hizmetleri yaptınız. Peki köydeydi, o yeni köyden oraya
geldiğiniz zaman zorluk çektiniz mi? Köydeki yaşamlar nasıldı? Böyle kısa bir özet. Tabii. Benim babamın köyü başkaydı. Bunların köyü biraz bayır çağır çukur. Ha, sizin köy güzel miydi? Yeşil miydi? İşte tırpanı vardı, motoru vardı, makinesi vardı. Harma sarma makinesi böyle elle çeviriyordular. Ama geldim kayınbabam Sifon'a geldim. Orası biraz kır bayırdı. Orada da şey çağıl mağılları toplayıp peşimize koyup götürüp kurç yapıyorduk. Ellerimizle buğday arpa yoluyorduk. Hem rahmetli kayınbabam çalışkanıdı. Bir tarlası vardı. Etrafı hepsi armut, elma. Orada orgaş yedi. Kimse aç susuz bırakmadı. Çocuklar da gitti kurbette. Bizi de götürdüler İstanbul'a. İstanbul'da da ona yer aldılar, inek aldılar. Ev yaptılar. Bu büyük oğlu. Orada da ona yine dua edildi. Hastalandı. Burada çağırdılar ki baban hasta, tezgah telgraf geldi. Bu da Auschwitz'e gidiyordu, haftada bir defa geldi. Gittim bankada, parayı çektim, getirdim. Buna dedim ki, okuttum abime, abim götürdü. Darmstadt'ta dediler ki, hakikat çok perişan imam dedi. Geldi, gitti bilet almaya, iki tane de çocuk, üç tane çocuk burada var. Murat, Ferhat, Melek. Geldi, dedi ki, bilet bulamadım, yarın 9'a kaldı. Ben de buna dedi ki, bu dedi, babam çok seni seviyordu. Biz çocukları bırakak, melek baksın. Benle sen gidek, helallığı isteyek. Gittik havaalanı. Gittik ki saat 11. Kayınbabamın o zaman da tüp müp yoktu, her şey yasaklanmıştı. Tüpler kalkmıştı, bahçe evinde cereyan yok. Gittik kapıyı araba kireledik, 11.30 gittik ki kayınbabama sarun takmışlar. Gitti bu havaalanında bir kilo bananı almıştık, muz. Dedim bunları da babaya götürek. Götürdü, 4 tane soydu. Kayınbabam diyordular. Kaynanam dedi, değme kurba ölsün. Deme biz daha hangi hastahaneye götürmüşler demişler, çare yok. 7 tane hastahane o günü taksi tuttu, 7 hastahane. Ben, o kaynanam geldirdik, Amerikan hastahanesine götürdük. Babasını emanet etti. 75 bin Türk lirası verdi. 10 bin de kaynanam için refakat olarak orada yatıyor ya yanında, ona yatırdım. Göz önünde emanet etti, getirdik sediye. Hiç uyutmadılar, emanet prostatta emanet ettiler. Kayınbaban yine kalktı, yine yığınları yapıda bahçesine. Ondan sonra. Ölen adamı dirilttiniz. Evet. Ay siz kurbanlar. Ya işte insan diyordu, bakınca diyordu. Nesel oluyor değil mi? Diyordu. Daha bir zaman yaşadı öyle mi? Dedi ki. Şimdi o benim hısırım, hısırım. Hısırım geldi, hısırım. Ona diyordu, hısır beni kurtardı. Kayınanam da dedi ki, ne hısırı, kırpızın doktoru seni kurtardı. Güldük yine, güldük. Ne olacak bu işler acaba? Bu dünya düzelmeyecek herhalde. Ben de şimdi hakikaten gitti de ölmüş, biliyor musun? Ölüm şeye geldi yani. He, evet, evet Seyit Ali dedem tekrar aşk olsun. Bu makine bir beynini, bir hafızasını yokladı. Bir yol buldu. Bahçeli çekiyor çünkü yok. O kurandıydı, açıldı, evet. Evet, evet. Evet, evet, evet. Çünkü öyle oldu yani şimdi, yalan söyledi. Geldim dedi ki, babamda telgraf gelmiş, git. Babam zavallı şeye gitmiş, değirmana gitmiş, çoros üstünden araba geçmiş, kanı arabası geçmiş, çok fenalaşmış. Neyse gittim, ölüyor dediler, tamam kapıyı açtık.
Işık yok, bir şey yok. Neyse dedi ki aman ölmüş daha filan. Ben dedim hemen bir kontrol et. Gittim yatağın içine kaldırdım babamı. Arkasına oturdum. Hı. Aldım kucağıma. Elimi verdim kalbine ki o kalbi benden güzel çalışıyor. Dedim baba bana bak ben geldim oğlun geldi dedim. Kalbin öyle çalışıyor ki ben sabahta senin kalbine yerine 3 tane kalp koyacağım. Benim kalbim de daha güzeldir. Neyse girdim arkasına baktım ki ağaç zavallı ben ölecek diye öyle şey vermişler ki ölüyor diye. Ya dedim bu ağaç hele bakalım hele bunları söyledim. Çevre tepe şey yok kaz ocağı yok ki şey düşürer. Ya dedim bu evin etrafı bir tür çalır çeper yakın getirin. Çorba piştirdiler valla bir tane böyle tas çorba aldım kucağımda kaşığına verdim. Bitirdi çorbayı. Sabah oldu sabahtan aldım de babamı. Taksiyi çağırdım koydum taksiye. İstanbul şeyden başladım. Gebze'de başladım. O dedi ben bakamam, o dedi ben bakamam, o dedi tam gittim İstanbul'a. Taksim'e gittim. Taksim'de bizim köyde birisi kısım olmuş. Bu bizim kurtularına. O diyor ki işte böyle benim bir doktorum var. Hakikaten bu doktor. Neyse gittim o adamın kapısına gittim Taksim'e. Gittim de biliyorum adresini. Geldi dedim ki senin bir doktorun var mı? Sana götür bir yerine götür. Şimdi götürdü. Onu da aldım arabaya. doktora. Doktora gittik. Dedim ki diye sen doktor bey ben şimdi giderler içeriye gid de ki hasta hangisi? Benim babam kendinden vazgeçmiş. De ki hasta hangisi diyeceğim ve ooo diyeceksin ne hastası ya bu benden iyi güç ver. Çok yaşa çok yaşa var evet. Olasın. Güç ver dedim doktora böyle söyledim. Girdik içeri hangisi hasta hangisi hasta dedim işte bu ihtiyar. Ya ne ihtiyarı dedi, baksana ben oraya. O benden daha güzeldir dedi ya, benden daha diridir. Babama baktım gözlerini açtı. Babam gözlerini açtı ona işte. Dedi ama seni Kadıköy'e götüreceğim. İşte şu hastaneye. Evet, buraya hastanede bak. Hastanede ama elin oynayacak. Dedim elim değil, canım var. Neyim varsa veririm dedim. Sen iyi yap babam. Neyse. Dedi 75 bin liranı alırım. Tamam oldu. Yani iyi bir paraydı biliyor musun? Götürdük Kadıköy'e. Ameliyat ettiler. Oradan beni koydu. Sen burada otur dedi. Şeye bakacaksın televizyona biz ameliyat ettik. İki doktor bir tane bayan. Etrafında döndüler. Prostatası varmış zavallanıyor. Şeyde. Ayak yolunda. Neyse ameliyat ettiler. Yatırdık hastaneye. Allah'ıma şükür ondan sonra dirildi, kalktı. 4 sene sonra öldü yani. 4 yıl daha yaşadı. İşte ilgi göstereceksin, mücadele vereceksin. Yaşatırsan yaşar değil mi? Yaşatırsan yaşar, yaşatırsan yaşar. Evet, gelelim meselelere. Şimdi güzel dedeciğim, bu açıldı. Açıldı. Bak 10 dakikayı geçti. Şimdi. Şimdi baştan başlayacağız. Başlayacağız. Şimdi sevgili izleyenler, bugün İsmail Çelik canımız, can insan, güzel insan aldı, getirdi. Neredeyiz? Darmstadt'tayız. Darmstadt'ın bir köyündeyiz. Bugün de 28 Ekim, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de. Bunu da anmış olalım, onu da söyleyelim, onu da söyleyeceğiz. Yaş geldi çünkü, dedemizin yaşı gelmiş, maşallah'a gelmiş. Evet, güzel dedeciğim, aşkı niyazlar ederek, şimdi çocukluk, ta eskiden bana anlat, şimdi önümüz açıldı. Sen 92, ne zaman doğmuşsun? Ben 27 doğumluyum. 1927. 27 doğumluyum, he. Ama biz çocukluğumuz... Çok güzel geçti. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Asa 8-9 yaşına gelene kadar işte bu Alman Harbi koptu. Evet. Alman Harbi koptu. Ondan sonra biz o zaman bir teneke buğdayı rahmetli babam 16 kuruşa sattı. Girdik bahara Allah'ım ekmek de kesildi, aş da kesildi. Bir altını arıyorlar bir mücür ekmek, buğday. Mısır neyse yok. Kimse de yok.
Rus geldi, şey oturdu Koz Ağaca, bizim Şirana. O çocuklar gidiyorduk akşama kadar Rusların oraya. Ruslar bize o şey topardak şekerler veriyordu, yemek veriyordu. Yedik içtik. Size sonra iyi mi davranıyorlardı? Çok, hem de ne kadar. Vallahi hem de ne kadar. Neyse bir emir geldi. Alman Türkiye'ye gelecek. Rus'a vuracak Alman. Yine onu şey vermiş bunlara ki tamam Boğaz'da geçeceksiniz. Boğaz'dan geçsen 24 saatte Almanya şey geldi. Bulgar'a geldi, Yunanistan'a geldi. Yunanistan'a geldi, oğlan korktu. Türkiye dedi ki, şey, fırsatı çekti. Yine onu dedi ki, hayır ben seni bırakmayacağım ama sana yemek yardımı yapacağım. Bırakmadı, Türkiye'de geçecek ya. Boğaz'da geçecek ya, Rusya'ya gidecek. Neyse bırakmadı. O zaman şey oldu, Rusya geriye döndü, biz de ortalık faralandı. Bizim evler hepsi koşmuş, göçtü gittiler. Gittik Amasya'ya, Zila'ya, Tokat'a, oralara. Rahmetli babam, onlar beş kardeş idiler. Orada bir Çerkez'in yanına şey durdular. Bir de bacıları vardı artık iki. Çerkez'in yanına girip hizmetkar durduk. Neyse üç sene, dört sene gezdi. Aklıma geliyor. Dediler ya bu nenem, Allah rahmet eylesin. Dedi. İsmi neydi? İsmim Gülistan. Gülistan. Ha, nenem. Dedi ki ben gideceğim memleketime durmayacağım. O Çerkez yalvardı. Anne dedi yapma. Bu çocuklar burada dursun. Benim çocuklarım yok. İki çift koşu atım var. Yani motor bir şey yok da. O nene dedi ki yok illa ben gideceğim. Çıktı geldiler şeye. Sifon'a geldiler. Sifon'a geldiler, ekmek yok, aş yok, bilanlar adama hiçbir şey vermiyor. Dolu her taraf. Ondan sonra gittiler bunlar. Bizim bir helyalar, bir tarla var. Tarlaya biraz da arpa ettiler. Bir çinik arpa ettiler. Arpa bitti, onunla. Diye arpayı hemen tarlada kavga yaptılar. Değirmen aşağıda var, götür. Değirmen'e getirdiler. Kavut, adı kavut. Kavurduk, ah getirdiler. Şimdi oradan bir parça böyle avucuna çek koyuyorlar, kavut. Ondan sonra pencere dolduruyor ben. Ne pencere, hangisi? Dolu. O pencereden o sene bir buçuk sene gezdik. Şimdi çocuklarla düştük. Altı çocuk, arkadaş. Yani 13, 14, 15 yaşındayız. Ama karnımız aç. O köylere, Şiran'ın köylerine düştük. Köy köy geziyoruz, karnımızı doyuruyoruz biliyor musun? Karnımızı doyurduk. Neyse. Akşam oldu, soğuk bastı, bir tane nene, Allah nur içinde yatsın. Oğlum, evlatlarım gelin gelin dedik ki, nereden gidiyorsun, nereye gidiyorsun, gelin 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 dedi, karnınızı doyurup götürdü bizi nene eve. Bunu anlatayım da ben başka şey döneceğim. Eve götürdü nene, kilimi serdi, hasiri serdi, biz altı kişiyiz. Bir tane stil böyle doldurdu, büyük kazan. Patates kaynattı, getirdi, önümüze tüttü. Yediğimizi yedik, yemediğimizi sabaha kaldı. Onlar da kendimizden koydu, geçti geldi gene. Bu güzere, güzelliğe insanlık hakikat. Şiran edildi. İçinde mi? Hangi köyüydü? Yok, Kadırık'ta. Kadırık'ta. Kadırık'ta, aşağı Kadırık. Yukarı Kadırık var, aşağı Kadırık var. Çaylarınızı ısıttın mı? Esatim bir çay daha sık. Paşama diyeyim, gelelim bir de. Evet, söyle dedem, söyle de, anlat. İyi kötü uğraştık, yeri göğü yaradan hepsine herkese versin, yaşadık, güzel yaşadık. İnsanlık vardı, hakikat vardı, sevgi vardı, birbirimizi seviyorduk. Hangi nereye gitsen de insanlar birbirinden çok seviyordu. Ondan sonra işte dedim ya, demin anlattım, Adana'ya gittik. Bıraktık şeye. Sefalet var, bir şey yok. Gurbete düştünüz ha, genç yaşta. Sefalet yok ha. Savaş oldu, savaş. Ya yaşıyoruz ya, yiyoruz. Yaşıyorsun ama gurbete niye gittin? İşte yokluklardan. Yoklukta tabii, yokluk. Yokluk önünde kaçtık. Adana'ya gittik. Adana'da işte ben durdum aşağı yukarı. Üç sene durdum. Üç senede 300 lira yaptım. 300 lira yaptım, getirdim rahmetli babama dedim. Adana'da askere gittim. Adana'da. Asker 18 yaş.
20 ha, mi? Kay hangi? 18-19 sen. 19 yaşında. Orada bize şubeye götürdüler Adana'da. Kontrol olduk. Neyse kontrolden çıktık geldik. Beni topçu yazdılar. Vardı 80 kişi. Yani içinde ben topçu yazıldım. Topçu yazıldım. Ama geldim memlekete. Geldim ondan sonra askere aldılar bizi. Gittik Malatya'ya gittim. Ne bileyim. Malatya'da da askerlik bana hangi kapıya gittiğimse elimi uzattım. O kapağı beni hemen ona çıldım. Gittik. Şimdi bizi götürdü mutfağa soğan soymaya. Soğan soymaya gittik. Evet buraya bak ve, evet. Bizim alayı, topçu alayı sürgün alayıydı biliyor musun? Evet. Sürgün alayıydı. Bize o başımdaki çavuş, Kali çavuş, kulakları çinlesin sağsa ölmüştür tabii. Dedi ki yahu senin sesin çok güzeldir hemşerim. Ama ben de tam bir ay oldu. Bir aylık askerim. Senin sesin çok iyidir, güzeldir. Adam gelecek binbaşı dedi buraya şey o şey komandan benim alay komandanı buraya gelecek teftişe. Sen burada dedi sesin güzeldir bu ne bir şey ver dedi. Tekmil ver. Ben işte dedi ya işte biliyorsun ya ben hep öyle ama kötü her gün bizi savaş soymaya götürüyordu. İşte hemen gel alay kazanmamış topçu alay. Ben başlardım 3. ordu, 7. ordu, 16. tuman topçu alayı falan olup filan işte. Neyse adam böyle gözümün içine girdi. Benim bu bakacak bana. Dedi ki bu hangi şeylerdir? Kalemini çıkarttı. Çıkarttı. Bana bir divit kalem verdi. Eskide böyle cibreli şeyli vardı kalemler biliyor musun? Bir kalem verdi bana. Dedi bunun yüzbaşını çağırır. Gelsin yüzbaşı. Bunu yüzbaşıyı çağır dedi. Şeyde Turgut Özbahadır şeyliydi. Trabzonluydu. Lazlı'dı. Bir tokatta bir yere öldürmüş. Paşama deyim geldi. Dedi ki kumandanım dedi bu, dedi bunu hemen üstünü temiz giydireceksin, yeniden hepsini yapacaksın, izine göndereceksin. Dedi bu daha yemin merasimini vermeyeceksin. Sen mi bakıyorsun ben mi dedi, benim sözümü göndereceksin dedi. Anladın mı? Adam beni izine gönderdi. 40 gün üzerine gittim. Rahmetli Allah babam Allah. Benle küstü. Niye dedi? Askerden mi kaçtın? Askerden niye kaçtın geldim ya işte neyse. Ben biz yüzün kağıdımı gösterdim dedim ben böyle. Neyse onu orada bırakır başka yere dedik. Şimdi askerlikte de bu yani yaşadım. Çavuş onbaşı oldum, çavuş oldum. Teris oldum. Oturana oraya. Şeye gittim. Kore'ye kurs yetiştirdim. Diyarbakır Dicle Anastasya'sında. Anladın mı? 11 ayda 3 kurs yetiştirdim. Aşçı kursu. Kore'ye gönderirim. Kore zamanıydı. Hani göndermedi o yüzbaşı bu. Turgut Özbahadır. O da şimdi gelelim kendi derdimize. Şimdi askerlik geri, yaptı. Yani. Koreler 1960'lara kadar getirdim. Bir daha bir geri gidelim. Gelirsin sen kendine. Biz biraz köyü anlat bize dedeciğim. Köy işte. 7 bölük sifon. Sifon ha. Bu 7 bölük dediğimiz zaman sen bir anlat. Nereden geliyor bu 7 bölük? Köyünüz nasılydı? Şekli nasılydı? Şemali nasılydı? Neyle geçinirdi? Hangi türbe vardı? Hangi dede vardı? Sen köyden biraz anlat. Otur anacığım. Şimdi bizim dedelerimiz kendilikte dedelerimiz vardı. Biliyor musun? Ondan sonra Hüseyin Doğan şey vardı. Bizim mürşit Hüseyin Doğan oğlu şimdi başımızda İzzettin Doğan. İzzettin Doğan'ın abisi Hayri Doğan vardı. Kardeş, küçük kardeşi de. Hayri Doğan vardı. Mesela o bize geliyordu. Ondan sonra İzzettin Doğan mimardı o zaman. Çalışıyordu başka ama Hayri Doğan geldi bize. Geliyor, gidiyordu. Bir gün bacada otururken yazdı. Anlattı bizim o Kürt şeylerde, şahilerde anlattı. Dedi ki bizim bir köyde bir şey, şafii ölmüş. Bu Feri Doğan konuşuyor. Şafii ölmüş demişler ki ya bunu nasıl koca telkin veriyormuş yani. Lokuro diyemiş Kürtçe. Kuru sen bunu
Bak şimdi öleceksen, öbür dünyaya gideceksin. Orada Sırat Köprüsü var. Alevilerin şeyi var. Hazreti Ali var diyor. Hazreti Ali köprünün başında bak senin öyle telkin veriyor ya cenaze. O telkinle demiş ki bak senin torbana bir cili ekmek yani bir üç ekmek koyuyormuş. Ondan sonra eline de avucuna da bir altın koyacağım demiş. O Hacı Doğan konuşuyor Allah rahmet eylesin. Ondan sonra eline de bir değnek vereceğim. Gideceksin köprüye. O kızılbaşların alisi geliyor. Köprüyü o bekliyor. O bırakmıyor seni. Soru sual soracak. O yiyicidir. İşte bu ekmeği vereceksin. Ekmeği durmazsa altını vereceksin. Altını da kanaat getirmezse ayağını vereceksin. Kandala zoru vereceksin gobala değneğe. Bir iki değnek vurdum o kaçar. Sen vızılarsın diye öbür cennette gidersin. Anladım. Bu Heri Devan da bunu anlattı. Şimdi bizim gelen bizim şaka o yok. Şaka ciddi konuşuyor. Hayır, şimdi, bunu mu söylüyorlarmış? O Şafiler o anlatırken Şafi, onların bunu mu anlattığını söyledi? Bunu böyle anlatıyorlar. Işte, bunu böyle anlatıyor. Şafii ölüye bunu öyle anlatıyor. Hani şimdi, onlar Alevi'ye böyle bakıyor demek istiyor yani. Orada o günün şey verdi ya işte Allah rahmet eylesin bizden ayrılmıştı. Güzelliğe ayrılmış gidiyoruz ya bundan razı mısınız? Hazırlığınız güzel var mı? Evet. Alacağız, vereceğiz var mı? Bunu o telkini gördün. Telkini olmuyor. Anlatıyormuş. Şimdi biz kendi kendimize izleriz. Ben şimdi Sifon'da doğdum doğalı. Hakikaten bizim evimiz iyiydi, güzelliğimiz iyiydi. Çalışıyoruz. Kendi başımıza çalışıyordu. Bir çift öküzümüz vardı. Anten. Sağa sola vuruyor. Babanızın ismi neydi? İmam Dede. İmam Dede. Hasan Dede'ydi, İmam Dede koy. Ya o Hasan şeyde Hasan ama Kütükte adı İmam. Hasan Dede böyle İmam Dede. Ona babam çok merhametli bir insandı, çok. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çıkardı badenin üstüne, bizim yol dört yol ağzıydı biliyor musun? Diyor da akşam olur acaba soğuk olur, sıcak olur, gelen geçen olur bilmem ne. O beklerdi orada. Odamız vardı. 10 kat yatağımız vardı. Misafir odası çalışıyordu. Bunu bekliyorduk. Gelen giden olursa ala gele o gece rahat ede geçe gider. Yine misafir odamız vardı. Çalışıyordu. Ondan sonra etrafımızda komşularda, dostlarda hepsi de aynıydı. Biz 7 mahalleydik. O Sifon dediğin 7 mahalle. Birbirimize birisi öldü mü birisine çağırıyordu. Hepimiz aynı cenazede hep geliyorduk cenazeye. Ama bir düğün olurdu beraberdik. Cem olurdu beraberdik. Yani böyle. Siz hangi mahallede olmuş oluyorsunuz? Sizinki? Ben Çamyurdu'ndayım. Çamyurdu. Şimdi adınız da oradan gelmiş Çamyurdu. Çamyurdu bizim dedemiz şey Cemal Aktar ya o şey ben şimdi söyleyeceğim ya şey, Emet Dede oraya gelende kimse yokmuş. Bir Sarıoğlu varmış o mahallede köyde Sarıoğlu'yla bir kişi varmış iki hane. O gelmiş o tarih ama tarihini bilmiyorum. Tarihini yazmamışlar. Bu kendilerine bu Emet Dede şimdi türbesi şeyde yapılır, türbesi var. Orada gelen giden çoğalıyor. Sağda geliyor, solda gidiyor. Kim nerede gelmiş? Her birisi bir yerde gelmiş. İşte o Sifon'da bir 7 mahalle olmuş. Aşağı kınık, yukarı kınık. Çamyurdu. Ondan sonra Sırt Mahalle. Ondan sonra Fero Mahallesi. Ondan sonra Orta Mahalle. Ondan sonra Sarıoğlu Mahallesi. 7 mahalle. 7 köy. Bizim şeyimiz öyle yaylamız bir. Yiyeceğimiz var. Kimde varsa hep serbestiz. Yine dostluğumuz, şeyimiz, kaderimizi biliyordular bu dedeler. O benim dedem Emet Dede ağzı eğri gelen ağzı doğru gidiyordu biliyor musun? Kendi gidiyordu. Yani hastalığı ve neyi varsa, yaranısı varsa, beresi varsa hemen onun üstüne gidiyordu. Kurbanını götürüyordu, kesiyordu. Neyi varsa, ne dileği varsa kabul olur. Adam biliyordu. Şimdi halen de daha öyle biliyor musun?
Bir vadide ki ben Ahmet Dede gidiyorum işte şu vadim yarabbi arasında. Hemen sana yapıştırıyor. Ben çektim üstüne. Rüyasını gördüm. Gittim. Kalktı oturdu. Böyle oturdu. Dedi ki oğlum neye geldin sen? Bana dedi. Dedim ki seni görmeye geldim. Ama üstü böyle o pansel çarklar var ya. O pansel çarklarda tak 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 hepsi töküldü yere. Kaldı öyle şeyde. Dedi söyle hele söyleyin. Ben söyleyecektim. Baktım ya arkamda bir gölge geçti. Uyandım. Uyandım rüyaya. Ama götürdüm yani. Kutma nasibini götürdüm. Kurbanını götürdüm, kestim. Ondan sonra şimdi askere gittik. Askere gittik. Askerden geldik. Ondan sonra taliplere gittik. Peki oralara biraz gelelim. Dur. Talipler çünkü önemli. Nasıl başladınız tabii. Diyeceğim ben bu işlere. Biraz daha dönelim anıya ki analar anadır. Tabii. Şimdi tabii. Güzel anacığım. Konuşun Güllü ana. Anaları sayılacak. Güllü ana anadır. Yani öyledir. Şimdi sen her türlü hizmet hizmettir. Sen geldin dede kızısın. Sen burada kameradasın ama şu anda Halk Divanı'ndasın. Şimdi geldin bu güzel anlatıyor. İnanıyorum da sen anlattın ilk bölümü kayıt aldık ama bu yeni bölümde bir daha söyleyelim. Sen geldiğinde bir aşk ile hizmet ehli olarak geldin ama kadınlarımız nedense hep ezildi. Bizim Şiran, Kırıntı, Yeniköy'ü ben bilirim. Diğerlerini yani duyuyoruz. Hep bak burada canım var, susuz diyoruz. Siz Sifon diyorsunuz. Ben Kırıntı, Yeniköy. Her ikisi de birdi zaten. Ben Yeniköylüyüm ama Kırıntı ile bir. Aynı köyden ayrılmam. Şimdi gelin geliyor. Babam yedi mahallede, erenler, yedi mahalledeki erkeklerin, büyük erkeklerin ayağını yıka. Ondan sonra yok gelinlik tut. Yok şunu yap. Bu kadınların çilesi neydi? Sen biraz dile gel. Çilesi çok oldu. Ha anlat biraz. Anlat. Ha. Anlat. Çileleri ha. Anlat. Çileyi... Dede duymuyor nasıl olsa. Kulağı duymuyor şimdi. Kulağı ister duysun serbest. İster duymuyor. Serbest. Benden serbest. Ha. Neler gördün? Neler yaşadın? Ben hem onları şeylerini hizmetini yapıyorduk. Bir de kapının arkasında tik duracaksın, elimde de el işi olacak, ya iyice gireceksin, ya çorap toxuyacaksın ki oturmak ayıbmış. Lambanın altında oturuyorduk, el işi yapıyorduk, örgü örüyorduk, iyice giriyorduk. Her neyse gelinler. Zaman öyleymiş ya. Ondan sonra yıllar böyle geçti. Ya, hep öyle, hep işinen geçti. İşinen, işinen geçti. Bereket peki bereket vardı. Neyse tatlıya bağlayalım. He, tatlıya tabii, bağlayalım. Tabii. Nasıldı gelenekler, düğünler, şenlikler, gençler, hay hay. Tabii her zorluğun bir güzelliği vardı. Eskiden nasıldı bu yaşamlar? Hem acıydı, zorudu hem de güzeldi. Güzeldi, güzeldi. Çok güzeldi. Yaylaya çıkıyorduk. Herkes giyinip, kuşanıp gider, oynardı, gülerdi. Allah rahmet eyle, kaynanam da. İsmi neydi? Cevahir Ana. Cevahir Ana. Bir kırık kırılırdıysa, o babasında, babası elini ona vermiş. Üç gün badem olsun, şeyle, yumurtayla, yumurtanın ağıyla, yüzüm dögerdi, kordu üstüne. Üç gün badem olsun, o kırık teterdi. Çok sınıfçıydı. Görünür olsun. İyiydi. Sınıfçı dedim. Mesela hani bu sınıfçılık var. Onun dışında da bir hastalar olduğu zaman insanlar bir ziyaret ediyor, bir su içiyor. Ne, hangi gelenekler vardı o konuda? Mesela işte bir yeri ziyaret etmek, bir şifa bulmak. Ne yapardılar hastalara? İşte ne bileyim gelip ona bağlar giderdi. Hayır onun dışında. Onun dışında da mesela bir kişi hasta olduğu zaman ona ne yaparlar? Mesela dua okurlar dedeler veya bir türbeye giderler. Olur ki insan hasta olduğu zaman köylerde. Evet türbeye gidiyordular, dua okudular, lokma götürüyordular.
dileğimiz kabul ola, hastamız iyi ola. Evet, şimdi sana döneceğiz güzel Gülle Anacığım. Tekrar dedeye biraz daha dönelim. Şimdi dede biraz daha anlasın. Neyi anlasın? Biraz inançları anlasın. Bizim sen baban nasıl bir insandı? İnsan olarak nasıldı? Bir de dede olarak nasıldı? Sen ondan bahset. Şimdi, nasıldı? Dedeliği nasıldı? Şimdi babam çok bilinçli, hem sazını çalardı, biliyor musun? Hem sazını çalardı, hem de sabaha kadar yani durmazdı. Her şeyde neyse kimse karışmazdı. O akşam da otururdu, sabah da bitirirdi. Hem çalardı hem söylerdi. Ali Beyt'te, hakikatte, marifette, güzellikte, insanlıkta nasıl geldik, Muhammed nasıl sevildi, Hazreti Ali nasıl sevildi, Hüseyin nasıl sevildi. Bunlar yani bütün aleme hep açık veriyordu, konuşuyordu. Ama merhameti çoğurdu. Anamın merhameti çoğurdu. Anam böyle kuşlar uçuyordu, ağlıyordu. Niye? Diyor, havada uçuyor, nasıl düşerse ne olacak ya? Bir şey olmaz. Allah, Cenab-ı Allah onu öyle yaratmış. Anne, bakma. Hakikaten diyorum, yani komşularda diyorum, komşuların hangisine, hangisi kapıya zar, hatta bir de umut da umuyordular. Yağı olmayan geliyordu, balı olmayan geliyordu. Gidek de dedelerde karnımızı doyurak, gidek yatar. Hakikat bu güzellik vardı bizde ama sonra ben babamla dedeliğe gittim. Onu anlat. Kaç ne yaşındaydın? Ben 13-14 yaşındaydım. 13-14 yaşımda babamla Tercan'a doğru dedeliğe gittik. Şimdi gittik bir ya bu Gülebadi, Gülehayik, bilmem Çirhoroz, ondan sonra Koşmuşat, o derelere biz bu hastalık geldi. Çocuk hastalığı var ya, sürük, kızarma hastalığı. Hemen tutanı götürüyordu. Bu rahmetlik dede, babam bir şeye oturdu, terpin. Çocuğu hemen hasta olanı getiriyordu, inne. Böyle inneyle, böyle toplu inneyle, böyle elini böyle bir parça çizerdi kolunu, üfürürdü. Ha, tamam, hemen bitti, gitti yok. Artık bizi köyden köye ta Gökdere, Nigdere, Penek böyle. Nereler olar? Kerkit mi? Yok. Penek. Erzurum tarafı. Erzurum. O dere yukarı, Erzurum'a. Ona gittik daha, ondan sonra bak. O Koşmuşat, Çirhoroz, ondan sonra Zarif Ağa'nın köyü, bilmem kimin köyü, köyden köye gittik. Bak köyler aklımda kalmamış, gittik. En sonunda Sağiler, Saği aşireti, Gökdere, Nigdere, Penek, Koşmuşat, onlara gittik. Oraya kadar dolandı, geldik Hasan Efendi vardı, Şıklı Hasan Efendi'ye, oraya geldik. Oradan Sansa'nın karşısına şey köyü vardı. Oraya geldik. 85 mal. 80 baş mal. Öküz. 2 tane at. 3 çift öküz. 2 tane inek. Koyun. Kuzu. 80 baş. Para yoktu o zaman, biliyor musun? 3 tane çobanla 80 baş malı köye getirdik bizim. Sivona getirdik. Anladın mı? Allah Allah. Hakullar vermişler. Hakullar deyince hakullar. Böyle olacak. Şöyle getir. İşte. Ya ama çocuğu gidiyor, adam tamam diyor. Vaz etmişim. Pirim. Vaz ettim. Bir çift öküz. Geldik o şeye. Bir çift. 3 yaşında çift. Ama fındık koru öyle güzel ki daha tostunlar koşmamışlar. Adam bize verdi. Ama çok zengindi. Demek ki zenginler de varmış. Demek ki Anadolu'da o zaman köylerde zenginler de var. Ben ne diyorum? Vallahi bir 80 baş yani irili ufaklı 80 baş malı 3 çobanla hep geldiğimde 3 çobanla mal getirdik köye, biliyor musun? Ondan sonra ne kadar kaldınız? Bu gezi ne kadar sürdü? Bu gezi aşağı yukarı 2 ay, 2,5 ay, yani 3 ay. Hangi yaşlardaydınız askerden sonra? Ben yok, askerde gitmeden daha. Gitmeden, bu ilk anlattığınız gitmeden evvel. Bu aşağı yukarı 38, 39, 40 araları, biliyor musunuz? Ben yani 13-14 yaşındaydım o zaman. Sen çok gençtin. O.
14 yaşında. İşte çok çocuktun, gençtin. He. He, onunla beraber geldik. Bu sefer döndük şimdi dedeliğe. O gittik şimdi bir dedelik çıkarttılar. Sıraya girdik. Biz yeni köylerden yani o Kelkit'teki bizim amcalarla. Peki oraya geldik, güzel geldik. Yeni köy yani Kelkit'teki yeni köy sizin aynı ocak insanları mı, aynı akrabalar mı? Amca çocuk. Peki ayrılmış mı? Mesela oraya mı gitmiş bir kardeş? Oraya gitmiş. He, birisi oraya gitmiş. Cemal Dede oraya gitmiş. Bursa'da da bu şeyde kalmış, Sifon'da kalmış. Biliyor musun? Sizin büyük dedeniz Mürsel Dede mi? Mürsel Dede, he. O giden Cemal Dede. O Cemal, o iki kardeşler, he. Bir Mürsel Dede, biri Cemal Dede. Şimdi evet. O Cemal Dede, o şeye gitmiş Yeniköy'de. Neden dolayısıyla Kelkit'e gitmiş. Mürsel'de de Sivon'da. Çok mu uzak? Ne kadar iki köy? Ya, kaç kilometre? Aşağı yukarı iki saatlik bir şey ya. Öyle mi? Ha, arada bir in oluyor. Atınan. Atınan mı ana? Gidiyor. Eskiden at var mıydı ana? Yok, at bizim atlarımız var. Kalktım, kalkmadım, gördüm atlar. Babamın dört tane atı var. Öyle mi? Oo, bak hele neler duyuyoruz. Atlar vardı demek o zaman. Evet dede. He, söyle ben, dede. Bir atım vardı biliyor musun? Senin? Ama, ha bir Çingene'de almıştım. Çingene'de. Ama yağız. Ve kule şey gibi şekere alıştırmıştım. Cebimde her zaman hemen benim gördüğüm istiyordu şeker. Veriyordum. Bir gün köyde cirit oyunu. Oh, şimdi Erzurum'da cirit oynuyorlar ya. Evet. Atı lafı geçti de onu da konuşayım. Şimdi bindik şimdi. Dört, iki taraf olduk tabii ki. Sekiz kişi uyandı. Sekiz giden değneğine atıyor, kaçıyor. Sonra ben hemen bir alayı döndüm. Değneğe atar atmaz bu tarafa dönünce hızlı gidiyorsa kolanı kıskını koptu. Ayarım hemen ben burnunu ayağın önünde yere düştüm. Ayağın önüne. Tam atın ayağının önüne düştüm. At böyle üstümde dört el durdu kaldı. Ayağını atmadı. Ha beni bırakmadı orada. Böyle onun için çok affedersin at da güzeldir. Çok, öbürü de o hayvan köpek de çok güzeldir. Hayvanlar hepsi güzeldir. Cenab-ı Allah onlara, onların yüzü gözü hürmetine bize de güzellik versin. Bizim hakikaten hayvanlar can gözü açıktır. İnsanlar gibi değildir biliyor musun? Bizim can gözümüz açık değildir ama bizde de sevgi saygı var. Hakikat var. Birbirimizi seviyoruz. Büyüklük var, küçüklük var. Ama hayvanlar öyle değil. Hayvan kendine eline ne verirse ne yerinden geçer. Atlar yani atların şeyi bu. Sıra. Evet. Devam edin siz peki. Başlama diyeyim. Şimdi ben şunu. Dedeliğe geçtim. Dedeliğe geçtin yok anlasın. O aynı şeyi konuşuyoruz. Ya ben o şimdi. Ha. Şimdi babanızın şununu öğreneceğim. Mesela. Ben dedelere soruyorum. Bu bir herkes de soruyor. Başka hocalar da soruyorlar dedelere. Mesela dede babanız normal bir kıyafet. Normal insanların giydiği bir kıyafet. Başka bir şey yok. Yok. Başına bir şey sarar mıydı hırka sarar, gibi? Sarık sarardı. Sarardı. Sahal, bıyık. Sakalı yok, var. Bıyığı vardı. Sakalı yok. Sonra bıraktı. Ya, o sonra da. Sakalı bıyık, sakalda bıyıkta bir şey yok kurban. Hayır ben bir dede nasıl olurdu? Diğer dedeler mesela bir kıyafeti var mıydı, bir giyimi var mıydı, bir ne bileyim bir dede dediğin zaman tabii. Onun bir ayrı bir şeyi var mıydı ha, demek baba, istiyorum. Babana da hakikaten. Şimdi dedeliğin bir usulü var. Dede alim olur, dede efendi olur, dede ahırlı olur, dede merhametli olur, dede insanlığa adaleti hakikati çoktur. Dede acı duygularını yapar. Dede onu buna fakire düşküne yardım eder. Dede olan yerini yani birbirine ulaştırır. Küsülü barışlı kalmasın diye. Dedeliğin güzelliği bu. Merhametli olur. Hacı Bektaş nasıl koyunu kuzuyu almış kucağına oturtturmuş diye bunu mu? Yani o dedelik yani bu erler, evliyalar, gerçekler, nebiler, veliler, deliler, dolular hepsi o er gerçeklerin şey sahipleri, ocak sahipleri. Ocak sahibi bir şey değil. Hepimiz aynıyız. Hepimizin kanı kırmızı. Hepimizin ruhu aynıdır. Anladın mı? Çünkü kimse kimse de büyüktür de. Dede
Dedeler çok şimdi. Çocuk, torunları olan hepsi dede olur. Dede kamil olur. Dede efendi olur. Dede usul olur. Dede her şeyi götürür. Ana sana karşı koyuyor. Adam tamam der diyor. Kurban olayım sen sağ ol. Sen var olsun. Sen çok, çok güzelsin dedi mi? İşte dede sabırlı. Sabırlı, sabırlı olur. Dede, dede buna derler. O erler, o gerçekler nasıl o güzelliğe ermişler? Sen şimdi orada hizmet ediyorsun değil mi? O erenlerin, o gerçeğin güzelliğini duymuşlar ki öyle bir şey sevgilidir. Yani onun için dede peki, evet. Nefsine sahip. Ha, anlat, anlat dedim. Anlat. Dede kendine sahiptir, nefsine sahiptir. Diyor ki Cenab-ı Allah bana kötülük vermesin. Allah'ım sen yaratıcısın, sen yaratılmışsın. Sen getirensin, sen götürensin, sen bitirensin, sen çok büyüksün. Çünkü ayı, günü, güzelliği, çirkinlik hepsi sendedir. Ya geceyi gündüze çağıran, biz çağırıyoruz da insanlara. Hakikat budur. Biz birbirimizi sevmeyiz. İnsanlar birbirini sevmek için gelmiştim diye. Çünkü ben şunu anlatayım. Siz diyor ki, ben düşüncem bu yani. Ben kendi şeyimi söylüyorum. Cenab-ı Allah hepsini bize vermiş mi? Eyvallah. Dağa taşa vermiş, kabul etmemişler değil mi? Eyvallah. Yani ben diyorum ki şimdi senin kafan Allah. Ben senin kafana diyorum Allah. Çünkü bak acıyı biz biliyor muyuz? Çirkini biz yapıyoruz. Güzelliği biz yapıyoruz. Yani merhameti biz yapıyoruz. İnsanlığı biz yapıyoruz. Ondan sonra kötülüğü biz yapıyoruz. En pislikleri biz yapıyoruz biliyor musun? Adamları görüyorsun kurşuna düzüyor. Bu adamlar bu dünya hepimizindir ya. Hepimizindir. Niye kovalıyorsun? Neden? Nereye götüreceksin? Ne olacak? Sonumuz ne olacak? Hakikat bu. Hani dede demek sabırlı, sakin, usul, efendi, acılı, acı duyguları duyan, fakire yardım eden, düşküne yardım eden, acı doyuran, çıplağı giydiren dede buna derler biliyor musun? Duası kabul olur. O adamın zamanı hangisi olursa dede olmasın. Sen olsan sen bu güzelliği Cenab-ı Allah sana vermiş. Sen acırsan, acı duygusunu sana karşısına yani sana yaramayanı karşısına söylemeyeceksin. Çünkü o da senin gibi insan. Hepimiz insanız. Hepsi insan tabanı. Peki bu dedenin vasıfları. Mesela dede Ehl-i Beyt'ten geliyor. Seyyid-i Saadet'ten geliyor. Bu, bunun özellikleri var. Mesela şöyle söyleyelim. Bunu böyle böyle söyleyelim. Yok güzel anlatıyorsun. Mesela İmam dede senin baban seni götürmüş. Senin de daha kaç tane 7 tane kardeşin var diyelim. Ama mesela kim dedelik yapabilir? Bunların içerisinde bunun nedenleri ne? Seven mi, bilen mi, şimdi, senin baban mı seçiyordu, millet mi seçiyor, hayır, kim dedelik yapabilirmiş, şimdi, senin kardeşlerin veya başkası diyelim. Şimdi, ha, sizin göre de, sizin göre de. Benim 5 tane amcam vardı, 5 tane evet, amcam. Evet. Bir amca, yalnız babam bu vazifeyi yapardı. Niçin mesela? Ha, neden acaba? Bilin, bilimli, bilinçli, bilimli, bilinçli, yani oturduğunu, söylediğini, kalktığını, dinlettirdiğini, yediğini, içtiğini biliyordu. Biliyor musun? Hakikaten biliyordu. Onun için benim babam böyle akşamda otururdu, sabah kadar sazını çalardı, beytini söylerdi. Ali Beyt'ten bahsediyordu. Ali Beyt'ten. Ali Beyt'ten diyor ki, yeri gökü yaradan, bu yeri temelsiz, bu gökü direksiz, bu yeşil kubbeyi yaratan Cenab-ı Allah, bizim içindir, bizim. Ama bunun kıymetini bilmezsen, Cenab-ı Allah diyor ki, sen beni ne kadar seversen ben de seni o kadar severim. Anladın mı? Hakikat bu. Sen insanlara acı duygusu duyarsan, güzellik duyarsan, işte dede sensin arkadaş. Hak kelamını söylersin, edebiyatını biliyorsun, oturmanızı biliyorsun, kalkmanızı, kimsenin eline, namusuna, çoluğuna, çocuğuna yan bakmazsın. O zaman dede olursun. Dede erler, gerçekte böyle oluyor biliyor musun? Bütün bu dünya kurulalı ideyada Cenab-ı Allah'ın hidayete erirse her zaman sen de dede olursun. Hepsi de İsmail de dede olmuş, dededir. Ama dedelik neymiş?
Herkes tabii ki Alman'ın bir şeyi var, çıtuk. Yani Türkiye'de de basamak basamaktır. Yerler, yıkılır. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Dedenin başka bir şeysi yok. Neymiş? Usul, edebiyatı, güzel, efendi, davranışı, acı duyusu bilen, hakikati bilen, doğru yolu gösteren. O sizin güzelliğiniz. Bütün dedeler böyle konuşmuyor. Daha başka şeyler de söylüyorlar ama biz onları geçelim. Yok. Peki sizin amcalarınız var. Amcalarınızın bir icazeti var değil mi babanız yapsın diye? Tabii, çünkü tabii. Onlar da dedenizin çocukları. O yüzden de belki onlar da yapmak isterdi ama onlar ya kendileri istemedi. Babanız bu işlere meylettiği için babanıza yer verdiler. Bunu anlaştılar değil mi? Onlar da gidiyor. Benim ha gidiyorlar. Tabii bu Seyit Zırav Cemal Dede o gidiyordu taliplere. Peki Abdullah Dede gidiyordu. Ta peki şöyle mi oluyordu güzel dedem? Yani bunlar tarihe geçiyor. Mesela geliyorlardı güzel güzel konuşuyordu. Ya bizim burada bir sürü talip köyleri var. Sen bu tarafa git biz bu tarafa gidelim. Böyle köylere ayrı ayrı oluyordu. Çünkü hepsi aynı köye gidemez öyle mi? Hayır şimdi. Nasıl oluyordu? Canı işi olmayan ve hatta talip çağırıyorsa. Kim talip? Ha, nasıl oluyordu talip, evet. Canı çağırıyorsa o gider vazifesini yapar. Nasıl oluyor? Herkes kendisine gider. Ama o Hakkı Dede amcam o gitmiyordu. O Kekil Dede var amcam. O da hiç gitmiyordu ama rahmetli babam, o rahmetli oldular. O amcalarım giderdi. Böyle şey zamanı, olak zamanı, koyun, yağ zamanı. Birisi yağa muhtaçtı. O giderdi yağdardı. Köylerde yağ topluyordu. Herkes biliyordu. Getiriyordu, küleğini dolduruyordu. Ama misafirperveriydi. O emim Abdullah Dede de giderdi taliplere, ta Gülen'e, birisi şeye. Gelirdi, olak molak toplardı, celebinden getiriyordu ama. Peki, şöyle anlatalım. Anladım. Yani hem görgü hem sorgu ama biraz da insanları ziyaret, dua ve diğer şeyler. Peki, talipler sizin evlere geliyor mudu başka köylerden? Tabii. Ha, onları biraz anlatın. Çünkü hep dedeler gitmiyor, talipler geliyor. Ya şimdi... Adam ocağa geliyor, ta Erzurum'da geliyordu, Erzincan'da geliyordu hakikaten. Yani niyet etmiş ocağa. Nerelerden? Sen biraz da sen daha anlat anacığım. Orçin neresi anacığım? Orçin de Refa. Çimen. Çimen Dağları, Refaiye'de öyle mi? Erzincan'a bağlı, Erzincan'a. Orçin. He, Orçin'de geliyordular, ocağa geliyordular, lokma getiriyordular. İnanın. Hayvan getiriyorlar mıydı mesela gelirken abi, kurban için yo, veya? Yok, öyle bir şey geldi, bir şeyler getirdi. Lokma olarak getiriyorlardı. Lokma. Onları nasıl karşılıyordunuz? Siz gelindiniz aynı zamanda abi, orada. Öyle güzel, onların ayaklarını yıkardık, onların... Yemeklerini hazırlardık, yataklarını yapardık. Konuşurdular saat 1'e 2'ye kadar. Kalanlar kaç gün kalırdı mesela? Bir gün, iki gün, üç gün? Bazısı aylarca kalır. Allah Allah. Allah babam gibi. Benim gibi gezginler çok demek he. İsmail. Hasan ağa derdiler babamın köyünde tam 3 ay durdu babamın evinde. Allah Allah. Aile durdu babam kendi yavrusu gibi ona bakıyor. Bunlarda da çok gelip aylarca, haftalarca duruyorlar. Mesela misafirin odası mı vardı? Nasıldı? Var, bizim misafir odalarımız var. Misafir odası var. Onlar yani orada kalıyor. Kaldığı zaman size yardım ediyorlar mıydı o insanlar? Gelenler oturmuyordu herhalde. Oturuyordular. Misafirdi. Kimse misafire demiyorduk. Kalk. Bazı odun doğruyordular. Gelen insan 3 gün 5 gün bile çok kalırsa odun doğramaya başlamak lazım. Aynen. Ya onun merhametine kalmış. Bazı giderdi. damları silerdiler. Evin şeyine bağlı. Kar yağıyordu ya. İşte diyorum yardım etmek manasında. Biz burada latife yapıyoruz. Olurdu, olurdu. Demek ki bunlar ne olurdu? He. Peki kışın geliyordu. Gelelim Cemlere. Şimdi güzel dedeciğim, siz taliplere gidiyorsunuz. Kendi köyünüzün Cemlerini bir anlat bakalım. Cemlere anlat bir bakalım. Ne? Her perşembe akşamı bizde ibadet vardı. Sen anas. Aziz Koçtuğ'un odası büyüğüydü. Onun Aziz Koçtu. Aziz Koçtu. Bizim talibimiz. Talip. He. Hem talibi de hem kocaydı. Onun odasında cem tutarlar. Ha, bir,
Talib'in evi büyük olduğu için odada orada cem yapıyorlardı. Dedeler siz de yapardınız. Tabii. Kayınbabam çok yapardı. Anlat bakalım nasıldı kayınbabanın cem yürütmesi? Sen bir dede kızısın. Okumuş yazarı yoktu. Kendi kendine cem tutardı. Nasıldı mesela cemlerde 12 hizmetler, hepsini, dualar? Hepsini yerli yerince yapardı. Öyle iyiydi ki kokum. Semmede giderdi kaynanama, hiç o bir gün demedi ki kakşırda otur. Yalnız kurban diyordu kaynanama, kurban. Kurban. He, ona 68 altın aldı, bu borcunu verdi. Kaynanama gitti, turnikte 68 tane altın aldı, reşat altın. Allah Allah. Allah. Kayınbaban, imam dede. He, imam dede getirdi. Kaynanamın boynuna taç vardı, tacın üstüne. Allah Allah, çok en ilginç. Öyle barabar iyiydiler ki. Çok aşıklıydılar, birbirine sevdalılar. Maşallah, maşallah. Kaçırmış. Sevdalıktan. He, rahmetlik olmuş karısı. Ay benim canlarım. Karısı rahmetlik olmuş, almış başmış. Ne güzel anılar. Peki, bu ne güzel bir şeyler. Siz de orada... Mesela semah dönmeler. Semah dönüyorduk. Siz de döndün tabii dedi. Ne kadar ben, kaynanam, kaynbabam üçümüz beraber giderdik. Üçünüz giderdiniz ha? Ben çardağına kurban gel. Peki kurbanı meydana mı getirirdiniz? Kurbanı meydana getirip tekbirlerdiler götürüp keserlerdi. Mesela biz... Türkçe mi, Zazaca mı, siz Kurmanca mı, hangi dil konuşurdunuz? Zazaca değil. Kurmancı. Kurmancı. He, onu ben öğreneyim he. Diye. Kurmancı konuşurdunuz. Kurmancı, he. Her ikisi de Türkçe de var, o da var. Haravara. Haravara. Git gel. He. Peki bu kadınlar tabii kadıncık ana oluyor. Diğer kadınların görevi çok olmuş oluyor. He. Ana dedenin yanında mıydı? Cem'de ayrılmazdı. Sema'ya beraber dönerdiler. He. Peki çocuklar nasıldı? Çocukları alırlar mıydı Cem'e? Alırlar. Hepsi serbest. Serbestti öyle mi? Bizim Cem'ler serbest. Hepsi serbest. Peki güzel dedeciğim. Ana sağ olasın yine ben söylersin. Peki sen anlatıyorsun dede. Peki şunu öğrenelim. Mesela Cem'ler güzün sonbaharda başlar diyoruz ama evet. Mesela geliyor işte matem geliyor, Hızır geliyor. Biraz da onlardan da bir bahset. Cemler ne zaman başlar? Her zaman cem olur mu her perşembe şimdi, günü? Şimdi nasıl cemler olur? Ne zaman başlıyor? Nasıl oluyor? He. Şimdi bu 11. aydan evet. Başlıyor Mart'a kadar. Cemler yani hakiki cemler bunlardır biliyor musun? Çünkü iş güç hepsi içeriye toplanıyor. Yiyecek içecek hepsi içeride. Cemler yani görgü zamanı, görgü zamanı. Görgü demek yani şu şekil ben anlattım sana görgü. Müsahipler, müsahipler. Hani biz ölmeden evvele ölmüş bir şeyimiz var ya. Evet. Nefsini öldürüyor. O da gördü, müsahipler bir araya geliyor. İşte tarikatından geçiyor. Anladın mı? Tarikatın altından geçtikten sonra o evde o müsahipler malı birbirine ayırma yok. Yani onun malı, onun hangisi aç kalırsa, hangisi tok kalırsa öyle birbirine seçme, birbirine danışma yok. Görgü budur. Müsaitlik görgü. Ben, çünkü ben öldüm, benim çocuklarım kaldı. Sen o çocuklarıma bakabilirsin. Bacı kardeş. Biz bacı kardeş oluyoruz ya. Ama şu şekil oluyor. Benim bu cem şeyi, görgü müsahiplik dört canadır. Biliyor musun? Dört cana benle sen müsahibiz. Senin hanımın, benim hanımım. Onlar da birbirine bacılar. Ama benim kardeşimin oğlu senin kardeşim kızıyla evlenebilir. Bir ayak geriye. Biliyor musun? Önümüzdeki imamca buyruklar var. Buyruğa göre hareket ediyor. Kendi başına öyle bir şey yok. Hareket edenler. Önümüzde İmam Cafer buyruğu var. Şey Safi buyruğu var. Buyruklar var bizde biliyor musun? Ama şimdi iş şeye de gelelim. Müsahipliğim bu ama kivralık bizde. Kivralık yedi göbek. Yedi göbek neymiş o? Kivralık şimdi benle sen kivrayız. Benim oğlum senin kızına bunlar birbirine hiç yaramaz. Neden?
ne zaman oldu? 7 göbek arada şey var ya, bunlar yani böyle makama göre 12 makam var. Bu tabii ki çocuklar birbirini daha bilmiyor. Birisi Erzurum'a gitmiş, birisi İstanbul'a gitmiş, birisi Almanya'ya gelmiş, değil mi? 7 göbek geçmiş arada, birbirini tanımamış, gider alır ama böyle göz göre göre bile bile ikra, kibralık bizde çok ağır bir davadır. Kibralık da öyle yanaşmaz ama müsahiplik hakikaten yolumuzun şeyi bu. O müsahiplikte 2-4 canadır ama öbürü 7 göbeği sayıyor, biliyor musun? 7 göbek taneler. Ondan sonra neymiş? Eline, diline, beline sahip olacaksın. Ağzına sahip olacaksın. Gözüne sahip olacaksın. Burnuna sahip olacaksın. Cenab-ı Allah bu sıfat Cenab-ı Allah'ın sıfatıdır. Anladın mı? Adem'i ben, sen orada biliyordun. Bizim rivayetlere diyor ki yerde insan, gökte melek yok, kandilinde bir top nüriğinde süzüldü. Cümle mahluk kandilde nürken aynı alimi Muhammed yazıldı. Yani şeyden, Adem'den biz hepimiz Ermenisi, Hristiyanı, Müslümanı, Sünnisi, Gürcüsü, Tatarı yok. Biz hepimiz insanız. Ama hepsinin yeri benim hava başımın üstüne 73'e aitmiş. 72'de de 3'ü de var. 3'ü de cinle gene. Yani cin bir de cin gene. Onlar şey 73'e ayırmış. 73'ten sonra herkese bir şey vermiş. Cenab-ı Allah. Akıl, fikir, düşünce, zikir, edebiyat, terbiye, güzellik. Onun bunun malına göz koymayacaksın. Onun bunun namusuna hor bakmayacaksın. Onun bunun ekmeğine sebep olmayacaksın. Yani Alevilik bu. Aleviliğin güzelliği bu. Hakikati göreceksin. İnsanlara riayet edeceksin. Sevgi göstereceksin. Sarmaşacaksın, dolaşacaksın. Neyse bir de başka bir şeye gireyim. Şimdi Cenab-ı Allah bir rivayette de bu var. Yeri gökü yarattıktan sonra bakmış ki insan yok. Melekeler var, değil mi? Sen biliyorsun, ben sana anlatamam ama. Olsun, kayıt alıyoruz. Ha, kayıtlara geçiyor. Onun için gelmişsin, ayağına sağlık. Sana teşekkür ederim. Estağfurullah, eyvallah. Bu marifeti Cenab-ı Allah sana vermiş, bu güzelliği. Gücümüz sana kadar, bak bir kameramız bile evet. Yok. Ne diyelim, duysunlar duyanlar. Evet. Alevi dernekleri duysun. Yok. Alevi dernekleri... Ya götürürüm oraya, götürürüm oraya. Gideceğiz, dur karnımız acıksın. Dur. He, yani biz dar imkanlarıyla, cep telefonuyla çekiyoruz. Şimdi, yani neyse, evet buyur. Şu şekil anlatayım, biliyor musun? Cenab-ı Allah yerde insan gökte dedim ya, yokken. Ulan demiş ya, bu 366 meleke. 366 meleke. Şeytan Melike-i Tavus, baş melike, öbürlerine de emrediyor. Diyor ki şartta, farkta, şimalda, cenipte, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde adamları toprak getiriyorlar. Bizim aslımız topraktır ya, toprakta geldik, toprağa gidiyoruz ya. Buna neymiş? Hava. Şart, toprakta, havada, bize havamız olmasa değil mi? Nefesimiz yok. Yani ondan sonra kanımız yokmasa, yani su olmasa yine ayakta duramazdık. Ne? Ateş olmasa yürüyemezdik. Yine ateş de bizde, su da bizde. Eyvallah. Dört nesne de icat edilmiştik. Onun için dört cephemiz var. Biliyor musun? Bu dört cephenin de bir, dört tane melekesi var. Azrail, Cebrail, İsrafil, Mikail. Yani felsefemiz, okuduğumuz, senin gibi efendilerde öğrendiğimiz, biliyor musun? Biz sizden öğrendik. Filozoflar, profesörler, alimler, okumuş insanlar, edebiyat yerinde olanlar, bunlar yazıcı, yani yazıyorlar. Sen ne güzel anlatıyorsun. Sen başladın mı, 1,5-2 saat orada nefes harcıyorsun. Bunu bilen. Bu bir güzelliktir, bu bir altındır. Bu bir rehadır, bu güzel, yani budur. O senin güzelliğin, sen güzelsin ki görüyorsun onu. Onu danışan, onu bilen, Cenab-ı Allah getiriyor, insana yoğuruyor.
yığılıyor, çamur yapıyor. Çamuru yaptıktan sonra Cebrail aleyhisselam, Allah biliyor ya, Allah biliyor. Biz diyor ki Allah görüyor. Sen yerin altına da görsen görüyor. Havaya gitsen, asmana de, dördüncü kata da gitsen biliyor. O zaman diyor ki yapırdı ben, herkes bir aza yapsın. Şimdi adamda 366 aza var. Parça yani, parça. bir insanda bu parçalar var. Bu yoğurduktan sonra diyor ki biz yaptık ama diyor adam şekline yani birisinin, melekenin bir adam şeklinden bir şeklin veriyor. Şekildeki girdikten sonra diyor ona da şekil yapıyordu. Diyor ki Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor tamam yapıldı, adam yapıldı ama şey yok, canı yok. Cenab-ı Allah geliyor kendi ruhunda üfürüyor. Şimdi bu sıfat Cenab-ı Allah'ın sıfatıdır. Biliyor musun? Sen sıfatın Cenab-ı Allah. Buraya zapt olunmaz hiçbir zaman. Yani zapt deme biliyorsun, anlıyorsun değil mi? Küfür edilmez. Ha? Çünkü bu Cenab-ı Allah'ın sıfatıdır. O beyinde, ben diyorum ki bu, Allah budur işte, kafadadır. Allah burada. Ne diyorsun? Ya... Bir şey yok, devam. He. Yok yok, bir şeyimiz yok, bir eksikliğimiz yok. Hayır, biz bunları ben toparlayacağız. Ben gözümü kapatıyorum, dinliyorum. Ha, şimdi, ha, sen ya, endişe etme, hiçbir Adem'e sıkıntı yok. Bu olsa güzellik şey veriliyor, ha. Adem kalkıyor. Kalktıktan sonra diyor ki meleklere, gidin herkes yaptığı azaya secde etsin. Yani şimdi soruyorsa selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben diyorum Allah sendedir, sen de diyorsun sendedir. Yani bunun güzelliği bu. Birbirini seviyoruz, birbirimizi kucaklıyoruz, birbirimizi öpüyoruz. Yani bu güzelliği vermiş. O zaman diyor ki herkes yaptığı azaya secde etsin. Herkes gidiyor yaptı yani. Biri marangoz, biri aşçı, biri dilger, biri yere ekici ekiyor, birisi topluyor, birisi biçiyor. Yani herkese bir güzellik veriyor. Ya ona şeytan diyor ki yok, ben yaptım Adem'i. Ben Adem'e secde yapmam. Yaparsın, yapmam. Hayır, karşı diyor. Ben Adem'i yaptım. Ben Adem'e nasıl secde, sücüt yapayım? Diyor o zaman sana şey yok. Hümmet yok. Yani herkese bir hümmet veriyor. Ama şeytana yok. Diyor ki olmazdı diyor. O zaman diyor sen devrede çık. Şeytana diyor. Cenab-ı Allah diyor ki sen devrede çık. Neden? Diyor ki sen Adem'e secde. Çünkü Adem güzelliği yapacak. Dünyayı Adem'le yorulacak. Melekelerle değil. Yani o melekeler yaptı. Adem de ona paşama diyeyim secde yapmayınca diyor sen devrede çık. Bir rivayette yani rivayette 7 gün diyor ki çık devrede. Bir rivayette 70 sene veriyor. 3 defa 70 sene geziyor şeytan. Bakıyor ki bir hümmet yok. Kimse selam vermiyor. Kimse yanına yanaşmıyor. Bir şeysi yok. Feryat ediyor. Cenab-ı Allah'a yanaşıyor. Diyor ki ya ilahi Rabbil alemin 18 bin alemi yarattın ama ben baksana kimse bana yanaşmıyor, gelmiyor, gitmiyor. Ben ne yapacağım diyor. Bana da bir hümmet ver diyor. Tamam diyor. Onu da koy diyor. Sana tapan da senin olsun. Anladın mı? Şimdi durduğu yere coşuyor adam. İşte o şeytanı aklına getiriyor. Şeytanın kabrine giriyor. Şeytan diyor vur, kır, yak, yık, devir. Şimdi görüyorsun ya. Bir afat oluyor, sular dünyayı götürüyor. Bir afat oluyor, kreler kalkıyor, zevriyor, yusmuyor, götürüyor. Bir afat işte diyor ki, biz şimdi diyor ki, ahir nebi gelecek yani dünyaya, şey gelecek. Ahir nebi işte böyle böyle gösteriyor, gidecek bu dünya. Biz, evet, bunlar çok güzel meseleler. Güzel dedeciğim, bu şimdi böyle bir ara verelim, bir dakika. Tekrar ikinci bölümde devam edeceğiz. Çünkü hani bir saati geçti. Güzel anam, güzel dedeciğim. Bir ikinci bölümde görüşeceğiz. Görüşürüz şimdi. Evet. Ne güzel yerler, ne güzel yerler, ne güzellikler. Bu güzellikler. Ha, evet. Bu güzelliği yaşatan da sağ olsun getirdi bizi. Çünkü rehber olacak. Eyvallah, eyvallah. İsmail Çelik. Can dost.
Evet, Darmstadt'tayız. Sevgili dostlar, söyleşimizin ikinci bölümüne geçeceğiz. Bu güzel canlarımız, Güllü anamızla Seyit Ali dedemiz. Peki, ikinci bölüme geçiyoruz. Güzel dedeciğim, şimdi sen de çayını yudumla. Şimdi Cemler dedik, anamız da çok güzel anlattı. Mihmanları, uzaktan gelenler, semahlar dönülüyor. Peki, şimdi ona gelelim. Üçüncü bölümü de yapacağız. Cemal Abdal'a geleceğiz. Ama şu ikinci bölümde bu Cemleri bir toparlayalım. Cemler, mesela bir tarihi var mıydı? Güz ayında diyoruz ya, güzleri mi başlardı, insanlar mı isterdi? Sizin kendi yörenizi anlatın. Dede mi isterdi, dede mi çağırırdı? Bu her sene oluyor muydu? Ekim'de miydi, Eylül'de miydi, Kasım'da mıydı? Buna bir adı var mıydı? Cemler nasıl başlardı senede? Şimdi cemler yazın, herkes içinden gücünden. Evet. Hakikaten. Ama tabii ki arada geliyor değil mi? Üç aylar geliyor, Hızır geliyor, ondan sonra 12 imamlar geliyor, ondan sonra yaz ayları geliyor, yerler yeşeriyor, ağaçlar güzelleşiyor. Ona paşamaz diyeyim. Bu yazın... Biraz bu, özetle anlat, yine bu bir işaret veriyor. Hızlı bir toparlayalım. Bu ne olduysa bir şey oldu buna. Değil mi? Heh, anlat, özetle. Özeti şu. Şimdi yüz geldi mi adam istiyor, bazıları istiyor. Bazıları istiyor. Demek ki doldu oncuyla bay. Ha, doldurdu mu? Sen bunu bitir. Bir 5 dakikada bunu bir özetleyelim. Tamam, şimdi, Cemleri bitirelim en azından. Cemler burada. Şu şekil paşam. Şimdi güz geldi mi dedeler çıkar taliplerin içine. Onlar da gözlüyor. Bir dede gelirse hani bizce Hacı Bektaş göndermiş ya dede canlar var ya dedi mi işte sen Suriye'ye git, sen de Suriye'ye git, sen de Suriye'ye git. Dağılmışlar Balkanlara hepsine. Şimdi bu dedelik de herkes istiyor. Güz geldi mi herkes ister ya malını, mülkünü, zamanını, yiyeceğini içeri koyuyor. Kış geliyor ya, biz kış memleketinde yaşıyoruz. O 4 ay herkes içeride ibadet için gidiyor ki bir dede gelse de bir cem tutsak da bir ibadet etsek. Ondan sonra dedeler köylere düşüyor artık. Biliyor ki dedeler hangi talibiyse. Başka talibi de olsun. Bizim talibimiz bir Cemal Abdal'ın talibi belli. Ama herkes bizi istiyor. Herkes bizi. Hangi biliyor olursa olsun. Ayrı ayrı şeyler. Bir dede gitti mi bir eve Balkanlar kurbanını yapar. Ondan sonra duasını yapar. Ondan sonra tamam köylüye peyik gönderir. Bu gece cem var. Cem'e geliyor herkes. Cem'de dede oturmuş pir döşeğine. Anladın mı? Pir döşeğinde oturan dede cemaat etrafına toplandı mı? Hepsi geldi mi? Herkes lokmasıyla geliyor. Şimdi burada şey yapmıyorlar. Tabii giden lokmayla gidiyor işte dara duruyor. Dağda duruyor lokmasıyla, lokmasının duasını veriyor dede. O lokmacı onları götürüyor bir yere yere. Ondan sonra sıra geldi şeye, ibadete. Dede soruyor, canlar, ya dostlar, hoş geldi, safa geldi. Evet, toparlayalım dedeciğim. Alacak, verecek, birbirine kırgın, küstüğün, dargın var mı? Dile gelsin. Zaten varsa böyle bir şey tamam. Adam kalkar gelir diyor ki benim bir isteğim var işte dede. Neyse isteğin neymiş işte falan böyle yaptı filan kırkızlık yaptı filan koçumu kaçırdı filan da bana dedi sen kötüsün. Onu soru sual ondan sonra soruya dede soru suala çeker orada. Niye yaptın? Bu adamın kulağını niye çaldın? Verdin de. Çünkü ağlattığını güldür, töktüğünü doldur, anladın mı? Kırdığını sardır. Bu bizden, bunu yapacağız. Bir gönül kıldır mı diyeceksen, huzur dilerim, kurban olayım, affedersin. Ben çok şeyliydim, işte göçtüm veya hatta hırsım geldi veya hatta kendimi zapt edemedim, bu kelimeyi sana sarf ettim. Huzur dilerim, beni bağışla
der, ona elini öper, görüşür, çıkar kenara. Ondan sonra sıra geldi, görgü olanlar varsa görgüsünü yapar. Yoksa derde o gece kaldı orada, devrisi günü başkası davet eder, öbürü davet eder, gider. Ondan sonra dedenin, dede evini barkını bırakmış gitmiş ya. O zaman derler ki ulan dede buraya gelmiş, ha bu dede 10 lira veririm, 20 lira veririm, 50 lira veririm. Kime? Kendisine göre duasını alır, lokmasını verir dedesine. Ha dede evime geldi, Allah razı olsun. Yedik, içtik, duasını verdi gitti. Şimdi Hızır günü gelir, aynı Hızır'da da davet ediyorlar. O 12 imamlar gelir. Hızır Şubat aylarında oluyor. Evet. Oruç tutuluyor mu? Tabii. Hızır'ın orucu. Hızır'ın kaç gün tutuyorsunuz? Onu söyleyeyim sana. Hızır'ın orucunda ben küçüğüydüm. Oraya da geçeyim, onu söyleyeyim ya. Şimdi cemaatten söyledim, herkes güler. Buna çok dikkat ederler, biliyor musun? Anam Hızır lokması yapıyor. Bizde kömbe yaparlardı Anadolu'da, biliyor musun? Evet. Karakterlerde evet. Hızır'a ceme gidecekler ya. Ondan ben anamda biraz hamur çaldım. Harmuru aldım. Ne yapıyorsan dedim, pıçık yapacağım, yiyeceğim demedim ki ben. Bana orada 3 gün oruç tutuyorsun ya, su içmiyorsun Hızır'ın. Bu Hızır hakikate gitti diyorum, yürekten yerli yerim dedim. Neyse götürdüm, pıçıkı pişirdim. Ha, bitirelim dedim ha. Şey ya, kalmadı. Pişirdim. Badem bitsin derim, ben böyle konuşayım. He. Yok, burada toparlansın yani, yarım kalmasın lafımız, evet. Tamam, ona derim ki götürdüm, badenin üstüne koydum. Badenin üstüne koydum ama ben 3-4 yere kız bahmiye gittim. Gittim, kimseye beğenmedim. Şimdi anam bana karşı koydu. Ulan ha siktir ol dedi.